nasıl tamamen koruculardan? Hakkari Valiliğince karma ve operasyon timinde yer alan güvenlik korucuları için alınan malzemeler törenle dağıtıldı. Sizin desteklerinizle korucuları topladık. Onlar bir hücum yerlerinde ne olmasını istiyorlarsa, genelde arızalar nereden çıkıyorsa çıkar zaten. Şimdi şöyle bir şey daha var. Bu kumaş sayın var ya, yanmıyor ve yırtılmıyor. Doktorum geliyor. Çabuk. Vali Cüneyt Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, güvenlik korucularının devletin, vatanın ve milletin bekası için önemli görevler üstlendiğini söyledi. Güvenlik korucularının en konforlu şartlarda görevlerini yerine getirmeleri için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Toprak, sözlerine şöyle devam etti. Sizlere güvenlik korucularına müracaat ettiniz. Önceden devam edenlerimiz var, yeni olanlarımız var. Gerçekten bu vatan içinde aynı zamanda çok önemli olan göreve talip oldunuz. Onun için öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devletimizin, milletimizin, vatanımızın bekası için çok önemli görevler aldınız. Mehmetçiğimizle, polisimizle beraber görevlere çıkıyorsunuz, çıktınız. Bundan sonra da devam edeceksiniz. Tabii bizim de amacımız, görevimiz daha doğrusu, idare olarak, valilik olarak, jandarma olarak, sizlerin bu görevleri en konforlu şartlarda yerine getirebilmeniz. Yani en zor şartlar altında yapmış olduğunuz bu görevde, ayakkabınızdan üstünüzdeki kıyafete, sırtınızdaki çantanıza kadar en iyi donanımla, en kaliteli malzemeyle sizleri bu görevlere göndermek. Yani eğitime daha doğrusu cevap vermek. Yani dayanıklılık seviyesinden, moral seviyesinden, işte fiziki şartlarından, durumlarından dolayı tebrik etmiş. Bizler de dahil. Ben bu vesileyle bu malzemelerin sizlere hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlar. Bu yapmış olduğunuz kutsal ve zorlu görevde sizlere Allah'a emanet ediyorum. Daha sonra karma ve operasyon timinde yer alan 102 güvenlik korucusuna sırt çantası, hücum yeleği, panço ve eşofmandan oluşan malzemeler dağıtıldı. Törene Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epçim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da katıldı.